Ülkemizde bir tek dikken çöp alanının bir bölümünde düzenli depolama yapılmakta. Atıklar karışık toplanmakta. Evsel, tıbbi, sanayi, tehlikeli hepsi karışık gelmekte bu çöp alanlarına. Ve ülkemizden çöp pazarlanıyor. Yasa gereği normalde çöplerimizi kapalı çöp bidonlarında bulundurmamız gerekiyor. Cezası da bir asgari ücret aslında ama bu örnekleri birçok yerde görmek mümkün. Bunlar atık yağlar. Ülkemizde maalesef atık yağlar da özellikle tuğla fabrikalarında yakıt olarak kullanılmakta. Yine çöplere örnekle. Bu manota çöp alanı. Bu Dikmen'e kıyasladığımızda nispeten daha iyi. Çünkü orada bir firmayla anlaşılmış ve devamlı olarak çöplerin üzeri kapatılmakta. Yani yanma sorunu Magosa'da yok. Vahşi depolama dediğimiz teknik uygulamakta. Bu kırsal kesimde giden bir çöp alanı, çöp yolunun, toprak çöp yolunun sağlı solda etrafına çöpler atılıyor. Klasik. Oradan bir görüntü. Ve bu da yine bir kırsal kesim çöp alanı. Görüyorsunuz orası da yanıyor. Aslında söyledik 28 belediye var ülkemizde. Bunların sadece 8'i dikmeli kullanmakta. Acaba diye 20 belediye yapmakta? Hiç düşündük mü? Bu yine kırsal kesimde dikmeli suların döküldüğü bir alan. Bu çöplere başka bir örnek. Bunda bizim suçumuz yok aslında. Bu ise Arap ülkelerinde Karpaz'a gelen çöpler, çöp yığınları. Ronas Beach dediğiniz bölge. Görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl Çevre Koruma Dairesi burada temizlik kampanyası yaptı ve bayağı burayı toparladı. İşte Arabistan'dan gelen çöpler. Çünkü Arap ülkeleri çöpleri denize atıyorlar ve bu akıntıyla bu çöpler Karpaz sahilinde bir file gibi tutuluyor aslında. Hep sahile geliyor. Bir diğer önemli sorun hava kirliliği. Hava kirliliği iki kaynaktan var ülkemizde. Biri doğal kaynaklardan, biri yapay kaynaklardan. Süre az olduğu için hızlı geçeceği, kusura bakmayın. Yapay kaynaklar da hareketli ve sabit kaynaklar. Hareketli kaynaklar işte araçlarımız, sabit kaynaklar. Bu aralar çöpler yandığı için çöp alanlarından, santrallerden, taş ocaklarından, belli sanayilerden. Bu doğal olan hava kirliliğinde bir örnek. Kendi evimden çektiğim bir fotoğraf. Bu Şubat ayında saat 2'de çekilmiş bir fotoğraf. Hiç gözükmüyor sanırım. Yine doğal hava kirliliği bir örnek. Bu Teknecik santralinin bir görüntüsü. Yine Teknecik santralinin bir görüntüsü. Taş ocaklarından bir örnek. Ve diğer bir sorun gürültü kirliliği. Özellikle yazın eğlence yerlerinde kaynaklanan bir gürültü kirliliği oluyor ülkemizde. Şehir işlerinde kalan küçük sanayi tesisleri yarattığı bir diğer gürültü kaynağı ve ayrıca tabii ki araçlar yarattı. Özellikle ana caddelerde yaratılan bir kirlilikler. Ve bunu aslında sunumu almayacaktım. Fakat dediğim gibi belediye başkanları geleceği için Dikmen Çöp Alanı'na özel olarak ayrı bir bölüm ayırdım. Dikmen'e çöp 1975 yılından beri dökülmekte. Çöp yüksekliklerinin yer yer 50 metreye ulaştığı söylenmekte bize. Fakat bu konuda yapılan herhangi bir bilimsel çalışma yok. En azından bizim bildiğimiz yok. Şu anda 8 belediye çöplerine dökmekte ki bunlardan 3'ü bence çok büyük. Defkoşa, Girne ve son zamanlarda Gönyeli, Lapta, Alsancak, Alaykır, Çatalca ve Dikmen.